Cody Söyleşi. Ezgi. Merhaba. Bugün Cody, Zor Günlere Veda filminin yönetmeni Martin Scorsese ve yapımcısı Serkan Taşdemir'le bir söyleşi yapacağız. Ezgi. Hoş geldiniz Serkan ve Martin. Martin. Merhabalar. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ezgi. Söyleşimize katıldığınız için ben teşekkür ederim. Martin, ilk olarak sana bir sorum var. Sen aslında bir bestecisin ve bu ilk yönetmenlik deneyiminde. Filmin adı Cody olsa bile bu film Cody hakkında değil. Aynı zamanda sokak köpekleri hakkında da değil. Film daha çok hayvanlarla kurduğumuz iletişim üzerine. Böyle bir film yapmaya nasıl karar verdin ve motivasyonun neydi? Martin, öncelikle bu giriş için ve değerli festivalinize bizi davet ettiğiniz için teşekkürler. Filmimiz Türkiye'de gösterileceği için çok mutluyuz. Sanırım bu filmi yapmaktaki temel motivasyonum Cody'nin ve onun yanında diğer sokak köpeklerinin de hikayesini gösterebilmekti. Ve bununla beraber sizin de bahsettiğiniz gibi biz insanlarla hayvanların kurduğu ilişki. Sanırım bu tam olarak filmin temel çizgisi. Bu film için araştırma yapmaya başladığımda aklımda sadece başıboş köpekler değil, aynı zamanda insan ve hayvan arasındaki ilişki hakkında da bir film yapmak istediğim fikri vardı. Bu nasıl gösterilebilir diye düşünürken mezbahalardaki ve hayvan barınaklarındaki hayvan istismarlarını gösteren, izlemesi çok zor olan pek çok film izledim. İzleyiciye gelince ne hissettiğimi ve ne anladığımı fark ettim. Bu filmlerin bir etkisi yok. İnsanlar gördüklerinden bunalmış oluyorlar. Bu yüzden bu konuyu izleyicilere ulaştırmanın ve onlara duygu yaşatmanın ve onları görmeyi sevdikleri bir şeyle doldurmanın en iyi yolunun ne olacağını düşündüm. Sadece insan ve hayvan arasındaki bu ilişkiyle ilgilenenler için değil, aynı zamanda tamamen köpek severler ve köpekler hakkında güzel bir hikaye görmek isteyenler için de yapmak istedim. Tüm bu unsurları bir araya getirmek için herkesin sevdiği bir hayvanı, bir köpeği takip etmenin güzel olacağını düşündüm. Çoğumuz için bir evcil hayvan ama bazılarımız için bundan biraz daha fazlası. For most of us it's a pet but for some of us it's a little bit more than that or from Çoğu insan için hatta bir evcil hayvandan daha fazlası. Tüm bunların filmle vermek istediğim mesajı iletmenin çok iyi bir yolu olduğunu düşündüm. Ezgi, yapmak istediğinizi başarıyla gerçekleştirmişsiniz. Martin, teşekkürler. Ezgi, film sadece başıboş köpeklerin durumu hakkında değil, aynı zamanda hayvanlarla olan ilişkilerimiz hakkında da sorular soruyor. İnsanlık ve hayvanlar arasındaki bağın günümüz modern uygarlıklarında her zamankinden çok daha fazla ayrıldığını düşünüyor musunuz? Ve eğer öyleyse, sizce sebebi nedir? Martin, ben öyle düşünüyorum. Evet, büyük bir bozulma olduğunu düşünüyorum. Hayvanları hiç umursamayan insanlar var ve aynı zamanda aynı kişiler evcil hayvanlarıyla nasıl ilgilenecekleri konusunda da oldukça duyarlı olabiliyorlar. Örneğin köpekleriyle kuaförlere gidiyorlar ve evcil hayvanın ihtiyacı olan ameliyatı yaptırıyorlar. Öte yandan süpermarketten kökenini bilmedikleri etleri alıyorlar. Bu hayvana nasıl davranıldığını bilmiyorlar. Hayvanlara karşı algımız ve yediğimiz şeylerin geçmişi hakkında bilgimiz olmaması nedeniyle ciddi bir bozulma yaşadığımızı düşünüyorum. Yediğimiz şey de bir hayvandır. Aynı zamanda bir ruhu, duyguları vardır. Bu boşluk çok büyük ve birkaç nedenden kaynaklanıyor. Açıkçası daha fazla insanın et yemek ve yiyecek satın almak için daha fazla paraya sahip olduğunu biliyorsunuz. Bir bakıma bazıları için et satın almak lüks bir şey. Ve ayrıca sanayileşmeden, şehirlerde yaşamamızdan ve bunun gibi şeylerden dolayı
et parçasının bir mağazada satılmasının ne anlama geldiğini düşünmeye çok uzağız. Satın aldığınızda sadece et parçasını görüyorsunuz ama hayvanın başını, kuyruğunu görmüyorsunuz. Nasıl güldüğünü ve etraftaki hayvan dostlarını ne kadar sevdiğini görmüyorsunuz. Pek çok insan restoranda yemek sipariş ediyor ya da süpermarkette bir şeyler alıyor ama bunun nereden geldiğini bile bilmiyorlar. Ezgi, evet kesinlikle. Son sorumu Serkan'a yöneltmek istiyorum. Bu filme nasıl dahil oldun? Serkan, öncelikle merhabalar Ezgi. Festivalinize bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'li seyircilerin filmimizi izlemesine fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Buradan seyircileri ve festival ekibini selamlıyoruz. Serkan, herkese çok teşekkürler. Merhaba Türkiye. İsviçre'den sevgiler, kucak dolusu selamlar. Herkes anlayabilsin diye İngilizce'ye geri döneceğim. Martin ve ben çok uzun senelerdir arkadaşız. Kaç sene geçti kim bilir. Bana kendisi bu projeden bahsetti ve ben de Cody'yi tanıyordum. Buraya geldiğinden beri Cody'nin İsviçre'deki bütün sürecine tanıklık etme şansım oldu. Cody ile yürüyüş yapardık, öğlen yemeğine çıkardık. İsviçre'ye geldiğinde Cody'nin hayatının nasıl gittiğini görmüş oldum. Martin bana ekibe katılmayı ve bu filmin yapımcısı olmayı isteyip istemediğimi sordu. Yapımcı ve yönetmen gibi unvanlarımız var ama biz her şeyi beraber yapan minik bir ekibiz. Niyazi Nivokazi ve Patrick Salama gibi muhteşem görüntü yönetmenlerimiz var. Mojka Widmar yapım öncesinde ve ekip toplama konusunda harika bir iş çıkardı. Onunla beraber çalışma fırsatı buldum. Bu sebeplerden dolayı bu projede yer aldım ve köpekleri de çok seviyorum. Martin, son olarak şunu da eklemek istiyorum. Cody için ilham aldığım film, Kedi adında bir Türk filmiydi. Sanırım orada çoğu kişi biliyordur. Ve tabii ki Serkan hayvanlara karşı çok güzel bir kalbe sahip. Şu an olduğumuz noktaya gelmek için birçok şey yolunda gitti. Serkan ve ayrıca ekibimizde Özgür Sakar adında bir Türk daha var. Kendisi ses ekibinin bir parçası. We had different sound guys, but Özgür was one of the sound guys we had on the project. Ezgi, son olarak bir sorum daha olacak. Film akıllara birçok soru getiriyor. Hayvanlara özgürlük verecek bir pozisyonda mıyız? İnsanlığın refahı için hayvanlara birer ürün olarak yaklaşmaya hakkımız var mı? Film yapmaya karar verdiğinizde aklınızda bu gibi sorular var mıydı? Ya da spontane bir şekilde mi gelişti? Martin, bu soruların hepsini önceden çoktan sormayı planlamıştım. Fakat filmi çekmeye başlamadan önce geçmem gereken bir takım aşamalar vardı. Önce bir araştırma yaptım ve tabii ki aklımda cevaplanmayı bekleyen birçok soru vardı. Fakat bunlar filmin yapımı sırasında ve hatta bazen yapım sonrasında önemli ve somut hale geldiler. Sadece bir köpek sevgisi filmi olmaktan öte, İnsanları sorgulatıyor olması filmin önemli yanlarından biri. Tabii ki köpek sevgisi üzerine de bir film ama metaforik katmanlara da sahip. Başından beri bu soruların kendine yer bulduğu bir film yapmak benim için önemliydi. Ezgi, Martin ve Serkan, sizlere bu söyleşiye katıldığınız ve filminizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Serkan, biz teşekkür ederiz. Martin, davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ezgi, iyi günler. Martin, Serkan, size de. Martin, Türkiye'ye selamlar. Serkan, herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ediyoruz.